Günaydın. Evet, bugün bana ne yedireceksin? Ne yiyeceğim şimdi yani ben mesela? Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir abone ol butonuna bir alayım sizi şöyle. Şöyle bir buyurun. Buyurmaz mı bir abone olma tuşuna? Peki bizim şimdi sabahın köründe 6'sında kaldırdın. İlk durağımız neresi? Nereye götürüyorsun beni yani? Bugün... İlk durağımız... Biliyorsunuz biz çok çalışkan, iki gezgin olduğumuz için her şeyi yazıyoruz. İlk durağımız Ciğerci Haydar arkadaşlar. Ciğerci Haydar'da. Burası sadece sabahleyin 5'ten 7'ye kadar açık. Evet. Ondan sonra kapatıyor dükkanını. Sadece 5 ile 7 arasında çalışıyor. Ya bir de şey var bak şimdi. Adam öyle bir talep var ki adama. Ta yurt dışlarından geliyorlar. Yurt dışlarından geliyorlar. Adam artiste bak sabah 5'te açıyor 7'de kapatıyor. Evet, randevulu falan çalışıyor yani öyle. Ve senelerdir geleneğini bozma. 5-8 arası açıp kapandığı görülmemiş yani. 5-7. O kadar. Hayalimdeki iş. Yemin ederim 2 saat. Sabah git. Ama şimdi bence orayı marka yapan olay bence bu 5'te açıp 7'de kapatması. Doğru pilot bey vardı. Çünkü orası bu namla biraz da yürümüş ve çok hani şey demişler. Sonuçta düşünsenize hani talep görüyorsunuz yani daha da uzun tutabilir. Yok adam 5-7. Baba ben giderim. 5'ine 7'sine bakmam. Ben ciğerimi yerim. Yatarım aşağı. Sabahın 6'sında bu kalabalığın sebebi tabii ki de Ciğerci Ali bakın Aydar yani, Usta. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Merhabalar. Ustamız yapıyor sabah ciğerlerimizi. İstanbul'dan beri var ya öve öve bitiremediler. Evet. Hani o küçük butik yerler var ya böyle hani köşede böyle hani tabureleri atar önüne asıl lezzet oradadır. Öyle bir yer yani. Aynen. Çok güzel. Ben normalde bu arada ciğer yemiyorum ama burada deneyeceğim. İlk lezzetimiz ciğer kavurması. Böyle bol limonlu. Valla limon değil. Sumaklı değil mi? Kesik. Kesik. Ay. Kesik etmesi. Kesik. Ben kör oldum Atakan yemeği. Yedim mi hayatımda böyle bir şey? Yedim. Ama şeyini biliyorum, tadı biliyorum. Şey olarak diyorum. Tad olarak daha iyi yani. Ciğerin ince ince kıyılmış hali. Böyle kesik ekmeğe değil mi? Tabii. Sumakla, salata gibi yapıp servis ediyorlar. Çok lezzetli ama çok güzel. Gerçekten ben normalde ciğer yemem, bunu yiyorum şu an. Muhteşem çünkü yani. İnsanlar buraya sabah 5'ten 7'ye kadar gelebiliyor ve 2 saat açık sadece. 2 saat kahvaltısını ciğerle yapıp gidiyor. Böyle bir kültür var burada böyle ve full çekiyor. Yer bulamadık yani bekledik biraz. Gelin yani öneririm çok güzel. Burada daha iri iri ciğerler iri iri böyle pişirilmiş. Biberinizi, sumağınızı, kimyonunuzu koyuyorsunuz, yiyorsunuz. İnsanlar bunu sabahleyin kahvaltıda yiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an saat kaç? Şu an saat 7. Ciğer çok güzel. Vallahi çok güzel. Benden gaza gelip şimdi ciğer yiyecek. Çok güzel gözüküyor o yüzden. Gömüyorum arkadaşlar. Tam gerçekten çok güzel ama niye o kadar ciğer tadıyor? Oha çok güzelmiş. Vallahi hayatımda ilk kez ciğer muhteşem yani. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımız ciğerimizi yedik. Ciğere 10 üzerinden ben 10 veriyorum. 10 üzerinden 10 veremiyorum çok sevdiğimizdir ama çok güzeldi yani ciğer seviyor olsaydım 10 üzerinden 10'du yani benim için de. Çok güzeldi şimdi çok farklı bir şey yapmaya geldik Tamiz Kahvesi'nin baklava üretim merkezine geldik. Burada baklava yapacağız birlikte sizde bütün baklava yapım aşamalarını göreceğiz. Şöyle göstereyim hatta arkamda imalathanesi burası. 1635'ten beri. Daha hiç gördün mü? Yani o baklavanın nasıl tereyağın çıkışı olsun, hamur açma olayı, fındık fıstıkların kullanımı. Fındık fıstık. O fıstıkların kullanımı olsun. Hepsini burada deneyimleyeceğiz şimdi birlikte. Hadi gidelim. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Nerede bu kız ya? Allah Allah. Aha fıstık odası. Ya fıstık neredesin sen ya? Geliyorum fıstık hanım. Fıstık odasındayız tabii ki Allah. De gördüğünüz üzere. Evet. Neyse. Evet benim fıstığımı arıyorum. Arkadaşlar şimdi sizinle beraber baklavanın hepimizin yediği
yediği, bayıldığı o muhteşem tatlının hele de tam yerindeki üretim merkezindeyiz. Şu anda ama Tahmis Kahvesi'nin üretim merkezindeyiz. Biliyorsunuz Tahmis Kahvesi Antep'te çok meşhur, kahveci olarak çok meşhurdu. Şimdi bir o kadar baklavalarıyla meşhur. Biz de kendilerine rica ettik, bu üretim aşamalarını görmek istedik. Hepsi oda oda, şu anda fıstık odasındayız. Fıstık odasında çeşit çeşit fıstıkları görüyorsunuz. Ya bir şey diyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Mesela? O bu değil. Çeşit fıstıklar. O bu değil de şunların bak, 4 tepsi fıstık var ya. Bak sana yemin ederim altından daha pahalıdır. Tabi bak bu altın, altın aşkım. Altın diyorum sana, altın değerinde bir fıstık. Evet şimdi. Gerçekten hayatımda bu kadar fıstığı bir arada görmemiştim. Bakar mısınız? Birazdan nasıl hamur açma aşaması olsun, ne bileyim işte katlanma aşaması olsun, nasıl fıstıklar servis, hepsini göreceğiz. Bu da özel haber arkadaşlar. Her yerde baklava yapımını göremezsiniz Antep'te. O yüzden şimdi size ekliyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Ben sinirlenirim. İzlemeyin o zaman kardeşim. Abone olun şuraya. Şimdi evet, hamur açmaya gidiyoruz. Sırada ikinci durağımız hamur açma var. Tamam, bizde tamam mı? Güzel çalışsam. Ama bakar mısınız? Üstem artık ince. Döşeme. Şimdi döşeme odasına geldik. Tepsilerde değil mi? Aynen. Yani baklavanın döşendiği tepsiye böyle yerleştirildiği kısımdayız. Şimdi Tahmis baklavasının imalat sahnesinde baklava yapımını izledik, şöbiyeti izledik, midyeyi izledik. Hepsi harikaydı gerçekten. Ustalarım müthiş iş çıkarıyor burada. Şimdi bunu yerinde tadımlamaya gidiyoruz. Tahmis Kahvesi'ne gidip bir kahve içelim, yanında da baklavamızı yiyelim. Tadım yok. Aa bak seni buldum. Çok çirkinsin. Seni bulduğum oda. Ben bak ben fıstık odası, seni bulduğum oda diyorum. Selen bana diyor ki sen çok çirkinsin. Ya bütün böyle güzel duygularımın katilisin. Hele bakalım kim gelmiş. Hoş gelmiş. Bunu biz yersek yamuluruz. Kahvemiz de geldi. Tahmis'te biliyorsunuz üretim hanesindeki aşamaları izlediniz. Şimdi onun pişip servis edilmiş halini beraber tadımlayacağız sizinle. Şu an dolamayı deniyoruz. Gördüğünüz gibi rengi yok ya, yufka gözükmüyor ya. Full fıstık dolaması ya. Çok güzel ya, Allah. Muhteşem bir lezzet yani. Çıt! Ve hani böyle bazen seri üretime geçmiş yerlerde o yediğimiz baklavalar var ya, onlar yani hiç düşün. O yoğun şerbetten baklavanın fıstığın tadını alamadığınız baklavaları unutun yani. Şerbetçi Karameme. Evet Selin Hanım, şerbetlere doyum olmuyor sanırım Selin Hanım. Üçünü de deneyelim bak, Osmanlı şerbeti, meyve şerbeti, dutlu. Şimdi üçünü de deneyeceğiz arkadaşlar sırayla. Gerçekten çok güzelmiş bu. Ya bildiğiniz meyve suyu böyle, ama yoğun bir meyve suyu, böyle yoğun bir tadı var. Şu an bu içtiğim dut suyu. Evet. Yoğun bir meyve tadı var değil mi? Çok güzel. Yoğun, çok sulu değil böyle, sulu bir meyve. Uzatmaya gerek yok. Biraz daha yanıma çok güzel. Güzel. Evet, sağlıklı da. Şimdi Osmanlı şerbeti. Osmanlı şerbeti neyden yapılıyor? Osmanlı'dan. Çok güzel. Şey ya, bu biraz bir şeye benziyor. Asla var ya, asla gurme değil. Ha, şu da tuz suyu da bir şeye benziyor ama anlayamadım. Çok güzel bu. Böyle yediğim gibi. Bu da fazla biraz şekerli. Komposto gibi de ama şerbet yani, şerbet.
Meyan şerbeti. Ben Osmanlı şerbeti ve Türk suyunu beğendim. Meyan şerbetini beğenmedim. Neden? İlk içerler genellikle pek beğenmedim. Değil mi? İlk içtiğin için ona bak gerçekten. Ama mesela içiyor ya, içtikten sonra 3 saniye geçiyor. Bir şans veresin geliyor. Damak tadı bırakan bir gün. Aynen. İç bir. Fark ettin değil mi? Ama alışıyorum. Bir yudum daha. Bir yudum daha. Bir yudum. Alışıyor. Ama ilk başta şey veriyor, böyle bir... Bunu benzetemedim. Dilimin ucunda da. Benzetemedim ya. Ya mayhoş ama böyle hani şurada kaldı yani mesela tadı. Evet, zaman tadı birazcık. Meyan şerbeti. Meyan şerbeti her sofrada olmazsa olmazı. Kesinlikle öyle bazen... Öyle mi? Bunu evet. Sık sık içiyorsun. Evet, Antep'in yemekleri yağlı ve acı olduğundan dolayı mide ve bağırsak rahatsızlığı verir genellikle. Evet. Ya ishal olursunuz ya kabız olursunuz. Evet. Meyan şerbeti mide ve bağırsak çalışmasını öne sokar, evet. Taş düşürür ve benzeri bir dünya özelliği var. Tadım tabağımız geldi. Tadımız yuvalama. Yuvalama tadımlığımız geldi. Ekşili ufak köftemiz tadımlık. Pimpirim aşı çorbamız. Bu şekilde de çeşitli ekmekler getirdiler. Şimdi bunların hepsini sizinle tek tek deneyeceğiz. O ispirim. İç bakalım. Vallahi çok güzel. Ne, acılı mı? Nasıl? Değil, acılı değil, ekşili. Ekşili. Ekşi bir tadı var. Çok güzel. Bu nasıl? Bunda bak, yuvarlanmış köfteler, et var, salça var, şöyle baharatları var, ekşi var içinde biraz. Bu arada menüye bakmak isteyenler şöyle sabitliyorum, ekranı telefona gösterebilir. Bu da yuvarlama çorbası. Bunda da küçük küçük köfteler var, görüyor musunuz? Bak. Aa, çok iyi. Çok iyi. Evet. Ya eminim dışarıda yediklerinize benzemiyor tabii. Burada yemenin lezzeti farklı bence. Üzerinde bol kekik var. Kekik sosu var. İçinde köftesi ve nohut var galiba. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Ben öyle gördüm şu anda. Çok güzel. Böyle çeşit çeşit ekmekler getirmişler bir de. Mesela bu neyden acaba? Bir bakayım tadına. Anlamadım. Kek gibi. Ama bu baharatlı ekmek. İsot var içinde. Aldım yani. Gerçekten bu lezzetleri denemenizi öneririm bir gün buraya gelirseniz yani. Özellikle ispirim çorbası olsun, yuvarlama çorbası olsun, ekşili küçük köfteler olsun. Hepsi harika lezzetler. Mutlaka deneyin. Evet, Antep'in en ünlü yerlerinden biri İmam Çağdaş Dağı Nazik yemeğe geldik. Akşam yemeğini de burada değerlendireceğiz. İçerisi çok kalabalık. Şu anda baktığım üzere yani yer bulmak gerçekten çok zor. Ama o kadar lezzetli ve o kadar güzel yemekleri var ki. Özellikle böyle yoğurtlu Ali Nazik yapıyorlar. Göstereceğim birazdan size de. Bu arada beyran çorba değildir. İmam Çağdaş'a geldik arkadaşlar. Muhteşem bir yer. Burada Ali Nazik deneyeceğiz. Ondan önce mutfağına gireceğiz. Mutfağında bir karıştıracağız oraları. Sonra yemeğimizi yapıp sonra deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi İmam Çağdaş'ta fındık lahmacun yapımı izliyoruz. Burada ustalarımız incecik hamurlarına kıyması, iç harcını koyup şöyle şurada fırınlıyorlar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sadece şöyle yemeklerin yapım aşamasını olan evet. Bir video olsa sabaha kadar izlerim ya, o evet. Derece yani. Gerçekten yapımını izleyince yemeğe daha çok hevesleniyorsunuz bu arada. Birazdan tüm hepsini deneyeceğiz zaten sizinle birlikte. Önce mutfağı karıştıralım dedik. Peynirinin şeyini yapacaklar. Antep peynirli pide yapacaklar şimdi. Onu Antep peynirli. Şu anda önden böyle nasıl desem daha başlangıç başlangıç sofrasını görüyorsunuz şu anda, evet. Demin görmüş olduğunuz Antep peynirli pidemiz. Şimdi onu deneyeceğiz beraber. Antep peynirini bilmeyenler için söyleyeyim, böyle birazcık tuzlu. Onunla beraber böyle maydanoz var. Fırını
Önce yağlıyorlar, üzerine güzel peynirini koyup fırınlıyorlar, gördünüz zaten. Aşkım az ya, tadı mı yapacağız? Aç sen yemek söyle. Ben çok... Bütün güzel duygularımın katili olduğunu söylemiş miydim? Ya bütün böyle güzel duygularımın katilisin. Yoğurdumuz. Yemeklerde bol bol baharat görüyoruz. Yoğurt kullanımını görüyoruz. İsotu, acıyı. Antep usulü fındık lahmacunumuz evet. Geldi şimdi. Bunlar tadımlık mı? Fındık gibi. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar diyor ya böyle Antep yemeği, Antep yemeği, Antep. Yemin ederim haklılar ya. Aşkım, yemin ederim bak burası, bizim gururumuz ya. Sen demiyorsun sadece aşkım. Burası dünya gastronomi şehri. Hadi öyle. Dünyanın kabul ettiği. Tabii aynen. Büyük gastronomi. Aşkım su iç arada istersen. Ya ben yemeğimi yiyorum. Bana niye dokunuyor? Hayran öyle içilmez. Bırak ya. Yarasın, koyun. Yarasın. Hayran öyle içilmez. Hayran böyle al hocam. Aşkım ben öyle içiyorum. Al. Bak beni bir dinle ya. Kocanı bir dinle ya. Senin bu kocan boş konuşmuyor ya. Al şöyle eline, eline al. İç bir. İç bir. Sen öyle bak. Aşkın dışında maydanoz var. Böyle şeylerden hiç hoşlanmaz bu arada. Evet şu an bütün videoyu silebilirdim. Nasıl, ne düşünüyorsun? Aşkım tadacaksın sevgilim. Bak orada ne geliyor şimdi? Ne o abi? Ali naziklerimiz. Ali Nazik. Değil mi? Ali Nazik. Ali Nazik. Evet. Ali Nazik niye demişler acaba ya? Var mı bir hikaye? İsmi Ala Nazik. Ala Nazik. Ala Nazik. Ala yani güzel ala anlamında. Güzel, hoş anlamında. Evet. Arkadaşlar yemeği yemişler, eskiden tabii oluyor bu. Ala demiş yani ne kadar güzel demiş. Hangi eli nazik yaptı bunu diye sormuş ev halkına. Ala Nazik, Ala Nazik, Ala Nazik, Ala Nazik, Ala Nazik. Ala Nazik, Ala Nazik, evet. Ali Nazik. Küşlememiz. Küşleme arkadaşlar bir koyundan sadece bir porsiyon çıkan çok değerli bir et. Bayağı değerli yani hani hiç düşünün yani sadece bir porsiyon bir koyun. Koca koyundan sadece bir kişilik porsiyon çıkıyor yani. Ye bakalım. Nasıl eti? Çok güzel. Ne demem değil ki aşkım. Ay bu çok güzel. Evet. Yağını yiyeceğim. Yağı? En çok beyaz su yağını yağı seviyorum. Yağı çok güzel. O böyle yağ etin üstüne dökülünce böyle tam o lezzeti sıcak yağ bu arada. Sıcak sıcak yerseniz tam içine çekerken yediğinizde o yağı da eti de aynı anda çok güzel tadını alabiliyorsunuz yani. Hatta en çok bunu beğendim. Ali Nazik'ten daha çok beğendim. Evet bizi hastaneye götürmeden önce çok sona doğru, normalde hiç bu kadar sona doğru ya. Yaklaşalım. Günaydın. Yine ikinci günün sabahında bir kahvaltı sofrasıyla beraberiz. Bu sefer Metanet'e geldik. Burada beyran yiyeceğiz. İçeceğiz demiyorum çünkü beyran bir çorba değildir biliyorsunuz. Dün beni linçlediniz. Şimdi beyran içeceğiz burada Metanet'te. Bu beyran herhalde değil mi? Evet, bu beyranın susuz hali. Altında pirinç, üstünde parçalanmış et var. Yağımız. Yağ. Bu etle beraber 14 saat pişer. Birazdan beyran yiyeceğiz. Annemin adı da Beyhan. Günaydın. Evet, beyranımızı yedik. Sen beyranı beğendin. Beyran hakkındaki düşüncelerimi söylüyorum. Samimi o. Samimi söylüyorum. Ha. Beğenmeyeceğimi düşünerek gitmiştim. Çünkü çok fazla sarımsak baharat sevmiyorum ama bayıldım. Ben tabağı var ya dibini sıyırdım. Ekmek istedim ustamdan. Ekmekle birlikte tabağın demirini de yedim yani. Evet, evet. Beyran çok güzel. Beraber yedik. Şimdi tekrardan durumla birlikte. Metanet Katmer'de tatlımızı yiyeceğiz şimdi de. Ama beyran gerçekten geliyorsunuz. Metanet'e gidip içiyorsunuz ve sabah içiyorsunuz. Yiyorsunuz yani. Antep yapıyoruz şimdi. Bayılırım, çok severim. İnce fıstıktan yapılıyor. Bu muz içmesi, Antep'in dinlenmesi, şeker, süt kaymağı, yağ. Şeker, ay süt kaymağına baksana. Daha büyüyecek mi? Ölen verebilirsin. Açabilirsin. Siz de açabilirsiniz. Öyle takla attırabilir misin yufkaya? Yırtarım. Yırtar mısın? Baksana nasıl açıldı.
zaten. Bunlar incesi de yırtılır zaten. Bunlar incesi evet yırtılır yani. Oldu. Atı tut tamam. Mektup yaptık, mektup. Aynen, mektubumuzu yaptık, fırına atıyoruz. Hamura sert temasla bulamayın. Sağ elinizden de iki parmağınızdan da böyle. Çevirebilirinizin üstünden çevireceksiniz. Hamuru sert tutma. Şu dört, evet. Şu iki. Çevir. Narin. Evet, Atakan challenge okuyor bana. Benden iyi yapacağını iddia etti. Çevirin. Ne oldu? Kolay mıymış? Bugün çok yemek yiyen Selin Hanım mide fesadı geçirdi. Selin Hanım. Selin Hanım. Arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum atmayı. Yorum. Ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok seviyorum.